Ben şirkete gelmek üzereyim. Oyuncumuz da görev yerine varmıştır. Büyük günden emin misin Neslihan? Büyük gün bugün. Efendim? Bir misafiriniz var Savaş Bey. Randevusuz ama. Kim? Pelin Hanım'mış. Pelin Köroğlu. Savaş Bey. Gelsin bakalım. Buyurun, sizi bekliyorum. Hadi bakalım, başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Dün gece bir sonraki tesadüfe kadar demiştin. Ama bu kez tesadüfe kalsın istemedim. Ataman İmparatorluğunu görmek için emri baki yaptım. İyi yapmışsın. Feride, iyi misin? İyiyim. İyiyim tabii. Tamam o zaman. Efendim? Nasılsın Feride? İyiyim Selim Bey. Şantiye nasıl? İyi. Şantiyede bir sorun yok. Anladım. Neden aradınız o zaman beni? Yani işle ilgili değilse şu an kapamam gerekiyor. Peki. Tamam o zaman. Hoşça kal. Çıksam olur mu? Tamam, olur. Sağ ol. Selam. Yakınlardaydım. Hem uğrayıp bir kahveni içeyim hem de şu direktörle buluşmamızı organize edelim dedim. Tamam, olur. Oturabilirsin, ben kahveleri söyleyeyim. Çok etkileyici. Demek her şey burada başlıyor. Hayır. Her şey burada başlıyor. Çok iddialısın. Sadece patron değil, emekçisin de demek. Yoksa bunlar senin çizimlerin mi? Ben çok fazla çizmiyorum. Ama en iyiyi seçen beyin, kalemi tutan el kadar önemlidir. Bunu aklımda tutacağım. Özellikle de kalemi tutarken. Al bakalım. Anlamadım. Artık kalemin de var, kağıdın da var. Bir şeyler çiz.
Ne diyorsun? Akşam buluşuyor muyuz adamla? Dün bir bugün iki biliyorum biraz ayıp oluyor ama biz akşam bağ evine gideceğiz. Gerçi saati belli değil. Savaş seni hiç boş bırakmıyor. Hadi ara bir sor saatini, ona göre plan yapalım biz de. Bu bir meydan okuma mı? Neden böyle yaklaşıyorsun ki? Sen bir tasarımcısın, ben de bir işveren. Sen takı tasarlamak istiyorsun, ben de senin çizimlerini görmek istiyorum. Hepsi bu. Bu bir çeşit iş teklifi mi yoksa? Çizimlerimi beğenirsen işi kapıyor muyum? Önce bir çiz, bunu sonra konuşuruz. Efendim Ayşe. Savaş, müsait misin? Evet canım, müsaitim. Sen bugün beni kaçta... Pardon, Bahar Enerjisi. Müsaitin sanmıştım. Bahar Enerjisi olan kim? Pelin Hanım. Hangi Pelin Hanım? Dün akşamki Pelin Hanım. Ayşem. Ayşem, Pelin Hanım buralardaymış, bana doğramış. Üçüncü tesadüf yani, öyle mi? Canım, ben seni daha sonra arayayım mı? Saati sormadın. Kız arkadaşınla konuşman biraz limoniydi sanki. Kız arkadaşım değil. Nişanlım. Nişanlım. Benim burada olmam sorun olmadı değil mi? Ben buradayım diye biraz fazla açıklama yapmak zorunda kaldım sanki. Evet, biraz öyle oldu. Dün geceki tesadüften sonra bugün de buraya gelmen benim kadar onu da şaşırttı. Kağıt hala boş. Kağıt boş. Çünkü artık ben boş değilim. Dün gece masadan el sıkışarak kalktım. Takı tasarımcılığı da başka bari kaldı artık. Ama sen boş kağıt sakla. Yeni işim beni kesmezse doldurmaya gelirim. Birkaç tane farklı maket yaptıralım diyorum. Bu sitenin genel havasını yansıtan zaten klasiktir. Bir de daha detaylı blokların, hatta evlerin iç dünyasını yansıtan maketler. Ayşe, bir sorun mu var? Yok, dalmışım öyle. Savaş'la konuştuğundan beri böylesin. Yok. Sana öyle geldi herhalde. Devam edebiliriz. Peki. Bir saniye. Efendim Savaş? Ne bu ses? Küs müyüz? Kusura bakma da sinir oldum yani. O kızın ne işi var orada?
müdürü arayıp mimarı aradan çıkarttın değil mi? Tabii ki. Sesini tanımadığından emin misin? Ben oyuncuyum şekerim. Anladık. Savaş nasıl gitti? Onu sen söyleyeceksin artık. Kızın yanında olan sensin. Vallahi buradan her şey gayet başarılı görünüyor. Sen bir de bana sor. Zor adam. Kolay lokma değil. Şüphelendi mi yoksa? Seni kıskanç. Merak etme, geldiği gibi gönderdim. Hem söyledim. Benim nişanlımın tersi çok fenadır dedim. Sen dalga geç. Yakında göreceksin tersi. Neyse, bunları yüz yüze konuşuruz. Neslihan burada. Dün de iptal ettim. Ayıp oluyor ona da. Şu reklamı konuşmam lazım onunla. Kaçta buluşuruz? Ercan'ım, ben seni bugün almayacağım. Sen rahat rahat işlerini hallet. Neden? Benim mimar yurt dışındaymış. Herhalde acil bir işi çıktı. Yani ustaları yollayacakmış. Bu bahsettiğimiz ölçümler vardı ya, onları yapacaklar. Senin gelmene gerek yok. Ben ustalara eşlik ederim. Tüh. Çok heveslenmiştim ben de. Tamam. Akşam dönüşte haberleşiriz o zaman. Belki görüşürüz değil mi? Tamam, tabii görüşürüz. Tamam. Bu iş bu gece bitecek Hülya. Ne yap et, son oyunu iyi oyna. Direktörle mi konuştun? Ha yok, bir arkadaşımla konuşuyordum. Ne yapıyoruz? Benim program iptal oldu. Buradayım yani. Harika.